kahve makinesi boşken B'nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B kısmında su kaç santim yükselir? Şimdi arkadaşlar şu yarım koniyi şöyle tamamlayalım. Şu şekilde. Bakın şu benim komple yüksekliğim olsun. Şöyle yüksekliğime H diyeyim. Burası zaten 3. Şuralar 2'ye 3. Bakın oran yapıyorum. H'in 2'ye oranı eşittir. Şöyle H artı 3'ün komple bölü 3'e oranı değil mi? Burada içler dışlar yaparsam 3H eşittir 2H artı 6. Buradan H eşittir 6 bulunur. H 6 ise yüksekliğim kaç oldu? 9. Hacim hesabı yapıyorum. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik. O da 9. Şöyle 9 ile 3 gitti. 3 kaldı. Buradan 27 pi. Eksi. Neden eksi? Çünkü şu yukarı kısmı çıkartacağım değil mi? H 6 bulmuştum. Geliyorum 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare 2'nin karesi 4 çarpı 6. Bölü 6 ile 3 gitti. 2 kaldı. 2 kere 4. Burası da 8 pi. 27 pi'den 8 pi'yi çıkartırsam da 19 pi elde ederim. Bu tabi neresi? Bulduğumuz A kısmı. Ne diyor? A kısmının 3 katı kadar su konulduğunda. Şimdi bir katı buraya gitti. 2 katı şuraya gidecek değil mi? Silindir bölümüne gidecek. Yani ben bunu da 2 ile çarparsam 38 pi silindir kısmına gidecek. Peki silindirin hacmi neydi? Pi çarpı R kare yani 2'nin karesi 4 çarpı H. Zaten bizden H istiyor. 38 pi ise bakın pi'ler gitti. H eşittir 38 bölü 4'ten. Sadeleştirdiğimizde 19 bölü 2 bulunur. Bizden arkadaşlar yüzey alanlarının oranını istiyor. Bakın şuradan bir çizgi çekeyim. Aynı şekilde şöyle tabanlarımı uzatayım. Bakın şöyle 1 diyelim. Şöyle aynı oranda artacaktır. 3, 4. Yüksekliklerim sabit. Hepsi 1 olsun. Şu şekilde. Şimdi burada S1'i hesaplarsak 4 yüzey var değil mi? Çarpı. Tabanımız kaç? 1, 1 daha 2. Şöyle tamamını alıyoruz. 2 çarpı yükseklik bölü 2'den 1. Artı. Geldim S2'ye. S2 paydada. Şöyle bölü diyelim. Bakın tüm üçgenden şu sarıyı çıkartacağım. Burada yüksekliğim 2. Tabanım 4, 8. Böldüm 2'ye 4. 4'ten 1 çıkartırsam 3. 4 yüzey olduğu için 4 çarpı 3. Artı. Geldim 3'e. Bakın tam üçgenden şu yeşille sarıyı çıkartacağım. Tabanım kaç? 6. Yüksekliğim 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Bakın sarı 1'di, yeşil 3'tü. Topladım 4. 9'dan 4 çıkartırsam 5. Tabii 4 tane yüzey olduğu için 4 çarpı 5. Ve son olarak tabanım 8, yüksekliğim 4. 8 çarpı 4 bölü 2'den 16. 16'dan da 9 çıkarsa 7 çarpı 4 tane var. Eşittir. Buradan 20, 4 daha 24 bölü 28, 12 daha 40. O da eşittir. 8'e böl 3, 8'e böl 5. 3 bölü 5'i işaretlerim. Evet, buğday ambarını oluşturan konelerin tepe noktaları arasındaki mesafe kaç metredir? Arkadaşlar bizden burayı istiyor. Tepe noktaları burası. Şöyle yarıçaplarımı belli edeyim. Aynı şekilde şöyle. Şöyle ana doğrularımı da belli edeyim. Bakın buğday ambarının üstünde bulunan konenin ana doğrusu 10 metreymiş. Altta bulunan konenin ana doğrusu ise 17 metreymiş. Ve silindirin yarıçapı 8'miş. Şöyle silindirimin yarıçapı 8. Aynı şekilde 8 de burası. Ana uzunluklarım 10'a 17. Bakın bunlar özel üçgen değil mi? 6, 8, 10 üçgeni. Bu da 8, 15, 17 üçgeni. Sonra geldim silindirime. Pi çarpı R kare yani 8'in karesinden 64 çarpı H eşittir. Kaçmış? 768 pi. Hemen geldim yazdım. Şöyle. Buradan pi'ler gitti. 64'ü bölü olarak attım. H eşittir. 76'da 64 bir kere. 128'de 64 2 kere. H'ı da 12 buldum. Gelip hepsini toplarsam 12, 27, 6 daha 33 işaretlerim. Evet, yarıçapı R birim ve yüksekliği 6 birim olan içi boş koni, yarıçapı 3 birim olan kürenin üzerine yerleştiriliyor. Küre, koninin ana doğrularına teğet ve çapları çakışık olduğuna göre R kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir koni düşünün. Şöyle, şöyle ve şöyle. Yüksekliğim şöyle 6 birim. Şimdi bir de çember düşünün. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın çaplarım çakışıyor. Şöyle şurası 90 derece.
Şöyle şu tarafa bakın, bir dik indireceğim. Burası yarıçapım ne diyor? 3 birim. Koninin yarıçapı ne? R birim. Bakın şurası da dik. O halde ben şu kısmı bulursam, değil mi? Pisagor'dan R'yi bulurum. Burayı bulmam için neler biliyorum? Yüksekliğin 6 olduğunu biliyorum. Bakın o zaman şuradan bir Pisagor yapayım. 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9. 36'dan 9 çıkartırsam kök 27. Yani 3 kök 3. Burayı buldum. Peki şöyle yapabilir miyim? Bakın 90'dan inen bir dik var. Formülüm neydi? 3'ün karesi 9 eşittir. Şöyle 3 kök 3 ile şuranın çarpımıydı, değil mi? Bakın 3 kök 3 çarpı x. Buradan x ne gelir? Kök 3, değil mi? Devamında x kök 3 ise, bakın yani şu kısmı artık kök 3 yazıyorum. Buradan 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi de 3. 9 3 daha. R'yi kök 12 bulduk. Kök 12 de 2 kök 3'tür, değil mi? C seçeneğimi işaretlerim. Evet. Kürenin hacmi 288 pi birim küp olduğuna göre kürenin kesilmesiyle oluşan kesit alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar cam küre merkezden 3 birim uzaklıkta kesilmiş. Bakın şurasına merkez dersek, şurası yarıçap değil mi? Şurası da kesitimin yarıçapı. Şöyle de birleştirirsem üçgen elde ederim. Şimdi yarıçapıma x dersem hacim hesabı neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Yani x küp eşittir. 288 pi ise, bakın pi'ler gitti. Buradan x küp eşittir 288 çarpı 3 bölü 4. Buradan 4 ile 288'i sadeleştirirsem, bak 28'de 4 7 kere, 8'de 4 2 kere. 72'yi de 3 ile çarparsam x küp eşittir 216. Buradan da x eşittir 6 gelir. Şimdi x yerine 6 yazarsam. Benim şu uzunluğumda 3 birim. Neden? Çünkü merkezden 3 birim uzaklıkta kesilmiş. Burada Pisagor yaparsam 36'dan 9 çıktı. Yarı çapımı 3 kök 3 bulurum. Buradan alan formülüm neydi? Pi çarpı r kare. Yani 3 kök 3'ün karesi. O da eşittir 18 pi'yi işaretlerim. Evet, evin yüzey alanı kaç metrekaredir? Tabanım kare prizma. Her bir ayrıntıda 12 birim. Geldim şöyle 12'ye. 12 yazdım. Yüksekliğim 3 metre. Gelip onu da yazdım. Kare piramidin yüksekliği de 8 metreymiş. Şöyle kare piramidin yüksekliği 8. Şöyle bir şekil oluşturacağım. Şurası 8. Bu şekli şöyle hayal edebilirsiniz. Bakın içeri, dışarı ve yüzey. Bu şekilde hayal edebilirsiniz. Bakın şu ayrıtım 12 birim olduğundan tam yarısı tabanım 6. Şöyle geldim 6 yazdım. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi geliyorum yüzey alanı hesabına. 3 çarpı 12, 36. 36 çarpı 4'ten 144. Artı şöyle ayrıtım 12 idi. Şöyle yüksekliğimi de 10 buldum. 10 çarpı 12, 120. Bölü 2'den 60. 4 tane yüzey olduğundan 60 çarpı 4, 240. O da eşittir 384 metrekare derim. Evet, S1, S2 oranı kaçtır? Bakın şu T'den bir yükseklik indiriyorum. Şöyle A ve komple 2 değil mi? Şöyle CD'de komple kaç? 6. Burada oran yaparsak 2'ye 1 dersen mesela 6'ya 3'tür. 1 buraysa 2 buraya kaldı. Şimdi komple büyük üçgenin yüzey alanını buluyorum. Yüksekliğim 3, tabanım da 6, çarptım 18, böldüm 2'ye 9. Eksi nereye çıkartacağım? Tabii ki de şu alanı. 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. O da eşittir 8. Bir alanım 8 ise 4 tanesi kaç eder? 32. Bu 32 tabii ki de takdir edersiniz ki şu S2. Şimdi geldim S1'e. S1 kaçtı? 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. 4 ile çarptım. Orası da 4. Sadeleştirdim. 1 bölü 8'i buldum. Evet, konenin hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar bakın, daire halkasının alanı 36 pi, yarıçap 10 birim ve koninin ana doğrusu 17 birim. Şimdi ana doğrumuz 17. Şöyle yarıçapımız, şu da bizim yüksekliğimiz olsun. Bakın daire halkası dediği şurası. Kaçmış? 36. Şimdi yarıçap 10 sa dıştaki dairenin alanı nedir? Pi r kare değil mi? R 10 sa 100 pi. 100 pi ise halkamız 36 piymiş. Bunu çıkarttım. Ne kaldı? 64 pi değil mi? Alanım 64 ise şuradaki mantıktan yarıçap ne geliyor? 8. Gelip yerine yazıyorum.
Evet, özel üçgen oluştu. 8, 15, 17 üçgeni değil mi? Buradan konenin hacmi pi çarpı r kare 64 çarpı h'ımız 15 bölü 3. Buradan 3 ile 15 gitti. 5 kaldı. 5 kere 64, 320 pi'yi işaretlerim.